Selçuk Geçer'den endişelendiren dolar tahmini. Ekonomist Selçuk Geçer, piyasalarda yaşanan düşüşleri kalıcı bulduğunu ve yıl sonunda doların göreceği rakamı verdi. Enflasyonun artık üç hanelere doğru ilerlediğini belirten Geçer, faiz kararlarının da artık etkisinin olamayacağını ifade etti. Dolar ve gram altında BDDK etkisi devam ederken, yatırımcılar yaşanan sürecin ne kadar süreceğini merak etmeye başladı yüksek tahminleri ile bilinen Selçuk Geçer, %75'i gören enflasyon için alınan tedbirlerin yetersiz olduğunu ve yıl sonunda 104 lü rakamları yaşayacağımızı belirtti. Enflasyonla beraber doların da geleceği seviyeyi verdi. Enflasyon %104 dolar 25 Türk lirası. Türkiye'nin 3 haneli enflasyonlara doğru gittiğini ifade eden Geçer, hala zararın eşinde olduğumuzu söyledi. Enflasyon 104 lere kadar gidebileceğini vurgulayan geçer, doların ise kısa sürede tekrarda 17 olacağını belirtti. Geçer, enflasyonun düşmesini beklemeyin. Dolar kısa sürede 17 iyi geçer. Yıl sonunda ise 25'yi bulur. Anormal süreçte ise Türkiye'de bir kırılma olur. Dolarda 5 katlı artar. Bu süreç bizi 90 baz faizi artırmaya götürür dolarda her an büyük bir kırılma olabilir. Çok sert kırılmayla karşı karşıya kalabiliriz. Bütün sistem çöker ve kur tekrar patlar. %90'lık faiz ortamında kuş kıpırdamaz diye konuştu. Riskler devam edecek. Türkiye ekonomisi büyük bir risk barındırdığını ifade eden geçer, dövizde yaşanan ufak hareket bile doları 18 lere taşıyacağını belirtti faizler işe yaramadığını söyleyen geçer, ben olsam faizleri sıfır yaparım. Yüzde yüz yaparlarsa belki o zaman işe yarar. Cuma günü kritik bir gün. Onu da söyleyeyim. Altında ufak tefek geri çekilmeler olsa da bu kısa süreli olacak. Dolayısıyla riskler devam edecek, ifadelerini kullandı. Bir önceki videomuzda bahsettiğimiz bazı konuları ele aldık. Videoyu sonuna kadar izleyip günlük yorumlardan haberdar olabilirsiniz. Ünlü ekonomist Selçuk Geçer'in dolar yorumu bütün umutları tüketti. Dolar 20'ye dayandı. Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, YouTube kanalında yeni bir video yayınladı. Selçuk Geçer'in dolar yorumu var olan umutları da tüketti. Ünlü ekonomist Selçuk Geçer, YouTube kanalında yayınladığı videolarla ve sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımlarla adından sık sık söz ettiriyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklamasından önce Selçuk Geçer yeni bir video yayınlayarak dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ünlü ekonomist, doların 20 liraya ulaşacağını ve altının rekor kıracağını söyledi ünlü ekonomist Selçuk Geçer, 17.80-95 aralığına kadar emin adımlarla ilerleyecek dolar. Sonra 18 seviyesi kırıldıktan sonra yavaş yavaş 20 TL'nin üzerine konuşmaya başlayacağız. Anormal koşullar devreye girerse zaten hem dolar hem euro hem sterlin hem gram altınla ilgili bambaşka şeyler konuşmaya başlarız, ifadelerini kullandı. Selçuk Geçer, şu ifadeleri kullandı. Türkiye'de durum bu şekilde ilerledikçe dolar yükselmeye devam edecek. Çünkü değişen bir şey yok. Hatalar, yanlışlar yaparak doğruyu bulamazsınız, nitekim bulamayacaksınız ve günün sonunda dolar yükselmeye devam edecek. Ben olsam faizleri sıfıra indiririm. Enflasyon kontrol altına alınıyormuş gibi görünse de sonrasında yükselir. Bir gece yarısı operasyonu ile dolarda bir geri çekilme olabilir. 16 seviyelerinden 14.80 seviyelerine bir gevşeme olur. Umarım böyle bir hata yapmazlar. Nas demeye devam ederlerse yeni bir enstrüman geliyor. Ama politika faizlerini çok yüksek yapamazlar. Dolayısıyla eğer ki faiz artırsalar da daha çok artırmak zorunda kalacaklar. Ben olsam faizleri sıfıra indiririm. Dengeleri alt üst yapmak için uğraşıyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz açıklamaları beni geldi, korkuttu. Asgari ücret altı binası olsa ne olur? Tüm para birimlerinin para ettiği ülkeyiz. Adamlar buraya gelip istediklerini alabiliyorlar. Biz yaşantımızın altında yaşamak zorunda kalıyoruz. Asgari ücret altı bin olsa ne olur? Yine yoksulluk sınırının altında. Ülkecek fakirleşmeye devam ediyor. Dolar 16'dan 14'e düşer sonra kademe kademe yukarı eğilimli devam eder. Dolar sabitlenmez. Dolara el koyulmaz. Bunu yapmazlar. Dolarda şu an agresif hareketler yok. Olmazsa süper bono ile de bir şey yapmazlar. 18 Aralık sürecinde gibi hissetmiyorum. O zamanki 18 seviyesi ile şimdiki aynı değil bu seviyelerde süper bono açıklaması yaparlarsa yine de dikkatli olmakta fayda var. Her kabine toplantısı öncesi dikkatli olunması gerek. Süper bono intihar gibi bir şey. Gelirse alışveriş durur. Enflasyon korumalı gelirse onu iyi okumak lazım. Bir yıllık vade ile girin derler. Enflasyon 20'ye düşerse paranın eridiği anlamına gelir. Süper bono ya da enflasyon korumalı çıkar dolar, 16'dan 14'e düşer sonra kademe kademe yukarı eğilimi devam eder. Fiyasa büyük bir sıkıntı içinde daha da sıkıştırıyorlar. Fiyasa kötü olursa her sektörde kara borsa oluşur. Biz iyi noktadaydık zorla kendimizi bu hale getirdik. Ekonomiyi toplamak bir yıl alır. Sorumluluk reddi. Ben bir finansal ya da mali müşavir değilim, bu yüzden kanalımda söylediklerim bir yatırım tavsiyesi olarak görülmemeli ve yatırım tavsiyesi de değildir. Size verdiğim herhangi bir bilgi sadece kendi deneyimlerime, tecrübelerime ve araştırmalarıma dayanmaktadır. Bu videolardaki içerik vergi, hukuk, sigorta, inşaat, mühendislik, sağlık ve güvenlik, elektrik Mali diğer şeyler eski veya güncelliğini kaybetmiş olabilir. Tüm bilgileri doğrulamak sizin sorumluluğunuzdadır çünkü bu videoyu çektiğim tarih ile izlediğiniz tarih arasında fark olabilir dolayısıyla gösterilen, bahsedilen konulara güncelleme gelip değiştirilmiş olabilir. Ayrıca vergilendirmelerden bahsedilmemiş olup bunları araştırmak sizin sorumluluğunuzdadır. Herkese merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Son güncel altın, dolar, bitcoin, airdrop ve metaverse gelişmeleri için kanalımıza abone olup bildirimleri açabilir. Bizlere destek için videoyu beğenebilirsiniz. İyi seyirler, iyi dinlemeler. Sorumluluk reddi. Ben bir finansal ya da mali müşavir değilim. Bu yüzden kanalımda söylediklerim bir yatırım tavsiyesi olarak görülmemeli ve yatırım tavsiyesi de değildir. Size verdiğim herhangi bir bilgi sadece kendi deneyimlerime, tecrübelerime ve araştırmalarıma dayanmaktadır. Bu videolardaki içerik vergi, hukuk, sigorta, inşaat, mühendislik, sağlık ve güvenlik, elektrik, mali diğer şeyler eski veya güncelliğini kaybetmiş olabilir, tüm bilgileri doğrulamak sizin sorumluluğunuzdadır çünkü bu videoyu çektiğim tarih ile izlediğiniz tarih arasında fark olabilir dolasıyla gösterilen, Bahsedilen konulara güncelleme gelip değiştirilmiş olabilir. Ayrıca vergilendirmelerden bahsedilmemiş olup bunları araştırmak sizin sorumluluğunuzdadır. Herkese merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Son güncel altın, dolar, Bitcoin, airdrop ve metaverse gelişmeleri için kanalımıza abone olup bildirimleri açabilir, bizlere destek için videoyu beğenebilirsiniz. İyi seyirler, iyi dinlemeler.